Yoğun bir haftadan merhaba. HDP maalesef can yakıcı bir gündemle başladı haftaya. İzmir İl Binası'na yapılan saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz katledildi. Deniz Poyraz için HDP her yerde, sokaktaydı. Hep ayaktadır Kürt halkı. Hep ayakta olacak. Deniz gitti, bin deniz gelecek. Deniz bir gitti, bin gelecek. Bizim önümüzde diz çökeceksiniz diyenlere karşı asla ve asla onurumuzdan taviz vermedik. Asla ve asla diz çökmedik, boyun eğmedik. Bundan sonra da diz çökmeyeceğiz. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Sevgili Deniz, hasretini çektiğin demokratik yaşamı da, hayalini kurduğun güzel geleceği de, içinde bir çiçek gibi suladığın barışı da mutlaka getireceğiz. Sana söz, sana yemin. Kürt halkı ve özgürlük mücadelesi kazanımları elde ettikçe hedef haline getiriliyor. Bugün yürütülen siyaset, Kürtleri sindirmeye çalışan, susturmaya çalışan bir anlayıştır. Zannediyorlar ki katliamlarla, tehditlerle, parti kapatma tehditleriyle, Kobani'nin davasını açarak Kürt halkını, demokrasi mücadelesini ve emekçileri, Kürt halklarının mücadelesini engelleyeceklerini zannediyorlar. Burada yanılıyorlar. Onlar üzerimize geldikçe biz daha güçlü bir şekilde buna yanıt vereceğiz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İzmir'de yapılan saldırı ve cinayet bu ülkenin yakın tarihinde olacaklarının göstergesi. Bütün devrimcilere, yurtseverlere, muhalif güçlere başsağlığı diliyoruz. HDP il örgütüne yapılan, İzmir il örgütüne yapılan saldırıyı lanetlemek için buradayız. Mahkemelerde de, siyaset meydanında da, halkımızla birlikte, her yerde dindik ayaktayız. Mücadelemizi kararlılıkla, inançla sürdüreceğiz. Deniz yoldaşımızın bize bırakmış olduğu mirasın, deniz yoldaşımızın bize devretmiş olduğu bayrağın taşıyıcısı olacağımıza kadınlar olarak bir kez daha söz veriyoruz. Sokağın gündeminde Kobani Kumpas davası, İmralı tecridi, açlık grevleri ve adalet arayışında olan aileler vardı. Burada gördüğümüz şeyi tekrar söylüyorum. İktidarın sefaleti, hukukun buna alet edilmesi, bir adım daha ileri giderek söylüyorum. Ortada iktidarın zavallılığı, hukukun sefaleti vardır. Bizim bu dava tarihi bir davadır ve verilecek olan kararların da tarihi kararlar olacağını özellikle ifade etmek isterim. 6-7-8 Ekim tarihlerinde yaşanan bütün olayların da, sonrasında gelişen bütün olayların da sorumlusu, azmettiricisi 400 vekil verin, bu işi güzellikle çözelim diyenlerdir. İzmir'e katliam, Lame'de Zakir Keri, Lame'de Kaspa ofisiyeti katliam. İçeride aslında bir yargı sefaletiyle de karşı karşıya kaldık. Bir tiyatro, yargı tiyatrosuyla karşı karşıya kaldık. Kadınların gündeminde de Deniz Poyraz'ın katledilmesi vardı. Kadınlar her yerde Deniz Poyraz için yürüdü. Ayrıca kadın yoksulluğuna hayır kampanyasının çalışmalarıyla kadın buluşmaları vardı.
güçlüyüzse birlikte yol alacağız ve birlikte kazanacağımızı da yürekten hissediyorum sevgili kadınlar. Meclisin gündeminde iktidarın mevcut baskıları, durdurak bilmeyen fezlekeler ve İmralı tecridi vardı. Yaptıkları her açıklama, kurdukları her cümle kendilerinin suçlarını itiraf etmekten başka bir sonuç doğurmadı, başka bir anlama gelmedi. Şimdi susuyor. Bu tecrit neden uygulanıyor? Savaşı devam ettirmek için. Bu mafyatik düzene güç vermek için devam ettiriliyor. Barış taleplerini bastırmak için devam ettiriliyor. Türkiye yurttaşlarının gerçeklerini öğrenmemesi için bu tecrit uygulanıyor. Ağzımızı açıyoruz fezleke. Antalya'da Tahir Elçi anmasıyla ilgili konuşmuşum fezleke. Diyarbakır'da yolda yürümüşüm fezleke. Bu fezlekeler insanlığa, bu fezlekeler demokrasiye, bu fezlekeler siyaset yapma hakkına karşı suç işliyor.